500 yıl ortadan kayboldular. Ölüm bir saniyede gelmiş, geri dönüşleri ise şaşırtıcı bir tesadüfle olmuştu. Onları güneşi örten bir karanlık, ruhları çürüten bir korku yakaladı. Size Pompei'deki yok oluşun sıradan masallarını değil, çok daha fazlasını anlatmaya geliyorum. Taşa dönüşen insanların gerçek hikayesini. Eğer korku filmlerinden daha acımasız bir olay dinlemek istiyorsanız, sırtınızı yaslayın ve 2000 yıllık bu heyecan dolu yolculuğa hazır olun. Bu fotoğrafa dikkatle bakın. Onlar 13 firari olarak anılan ve Pompei'den kaçmaya çalışan sıradan insanlar. Hayatlarını kurtarmaya çalışırken 350 santigrat derecelik bir rüzgar hepsini bir saniyede yok etti. Kimi uyurken, kimi birbirine sarılmış halde tanrılara dua ederken öylece kala kalmış. Peki nasıl taş oldular? Ve son 24 saat ne yaşamışlardı? Bu tanrının bir cezası mı, yoksa sıradan bir doğal afet miydi? Pompei. Milattan sonra 79. Roma İmparatorluğu'na bağlı olan ve bugün İtalya'nın kıyı kesimlerinde kalan 15 bin nüfuslu Pompei şehrinde hayat her zamanki gibi hareketli ve zengin. Volkanik toprakları sayesinde tarımsal verim diğer Roma şehirlerinden çok daha fazlaydı ve deniz ticareti de şehri oldukça zenginleştirmişti. Romalı soyluların yazlık villalarının bulunduğu Pompei, tatil ve ufak kaçamaklar için ideal bir konumdaydı. Roma'daki Kolezyum'dan 100 yıl önce yapılmış arenalarda gladyatör dövüşleri yapılıyor, genel evlerde çılgın partiler veriliyor, köleler efendilerinin her türlü akıl almaz ihtiyacını karşılıyor, halk hamamlarda keyifli vakit geçiriyor ve forumda alışveriş yapıyordu. Zenginliği ve dünyaya açılan bir kapı olması sayesinde iyi eğitimli Pompeililerin yarattığı mimari ve sanat, hem Avrupa hem de yıllar sonra Amerika mimarisini etkileyecek kadar gelişmişti. Şehirde denizcilerin ve yolcuların vakit geçirebileceği yüzden fazla meyhane ve han vardı. Ve tabii ki en karlı meslek fırıncılıktı. Bakın, bu duvar resminde Pompei'deki fırıncı Terentius Neo ve karısını görüyorsunuz. Şehrin varlıklı isimlerinden olan Terentius Neo'nun elinde tuttuğu parşömen, hayatta olduğu gibi İşinde de karısının ortak olduğunu gösteriyor. Mutlu bir yuvaları olduğu aşikar. Ama büyük felaketin çok yakında onları beklediğini nereden bileceklerdi? Pompei'de tapınaklar dindar Romalılarla doluydu. Ayrıca Romalılar sadece tanrılara inanmakla kalmaz, kara büyüyle de ilgilenirdi. Kazılarda bulunan bir muskada, aynı erkeği paylaşamayan kadınlardan birinin yaptığı büyü aynen şöyledir. Flamatyon, Posilius'un kölesi. Onun yüzünü, saçlarını, aklını, nefesini, hayati organlarını cehennem tanrılarına adıyorum. Böylece ona sahip olamayacaksın. Adam ondan, kız da adamdan nefret etsin. Testisleri hiçbir işe yaramasın ki kızın içi her zaman boş kalsın. İnsanlar gündelik hayatlarına devam etse de son zamanlarda bir şeylerin ters gittiğinin de farkındaydılar. Haftalardır devam eden depremler halk arasında paniğe neden olmaya başlamış, şehrin su boruları hasar görmüş, hamamlar ve havuzların bir kısmı kullanılamaz hale gelmiş ve başta zenginler olmak üzere Pompeililerin yarısından çoğu şehri terk etmeye başlamıştı bile. Ancak kimse depremlere şehre 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve yıllardır uykuda olan Vezüv Yanardağ'ındaki hareketlerin neden olduğunu düşünmüyordu. Bunu anladıklarında ise iş işten geçmiş olacaktı. Vezüv Yanardağı, Avrupa anakarasında bulunan en etkin volkan ve çevresinde 3 milyondan fazla insan hala yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle dünyadaki en ölümcül volkanlardan biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca tarihi olarak başka bir özelliği de var. Spartaküs'ün 77 arkadaşıyla kaçarak saklandığı yer de yine bu yanardağ. Ve bir süredir uykuda. Hassas bir uykuda.
Şimdi beraber 2000 yıl önceki uyanışına gidiyoruz. Vezüv yanardağında yıllar sonra ilk büyük patlama 24 Ekim 79 yılında sabah 9'da gerçekleşiyor. Kıyametin geri sayımı başlamıştır. Şehir halkı büyük bir gürültüyle yerinden fırlayarak sokaklara çıkar. Olan bitene bir anlam veremeyen Pompei halkı için bu henüz başlangıçtır. Yaşadıkları karşısında ne yapacaklarını konuşmak amacıyla şu anda gördüğünüz amfiteyatroda toplanan halk için ağaçlarla kaplı bir dağdan korkmayı gerektirecek herhangi bir sebep hala yoktur. Durum geçici gibi görünmektedir. Yine de volkanik patlamanın yarattığı ürkütücü manzara şehirden önemli bir nüfusun daha kaçmasına neden olur. Saat öğlen 12 olduğunda Vezüv ikinci defa patlar. Ancak bu sabahki patlamadan çok daha öte bir faciadır. Bu patlama öylesine büyüktür ki gücü Hiroşima'ya atılan atom bombasından binlerce kat fazladır. Yanardağ saniyede 100 bin ton kül, lav ve sünger taşı fışkırtmaya başlar. Patlamanın etkisiyle birçok evin çatısı uçmuş, insanlar oldukları yerden savrulmuşlardı. Şehirde panik başlar. Lav ve kül parçacıklarından oluşan 35 kilometrelik bir sütun gökyüzüne yükselmiş, korkunç bir manzara yaratmıştır. Manzarayı hayal edebiliyor musunuz? Bir dağdan yükselen 35 kilometrelik dev bir lav, kül ve taş yığını. Saat öğleden sonra 2'ye geldiğinde gökyüzü çoktan siyah dumanlarla kaplanmıştı bile. Ve artık güneşi görmek imkansızdı. Başını kaldırabilenlerin göreceği tek şey duman, kül ve taştı. Yanardağ sadece lav ve kül püskürtmüyordu. Vezüv'den fırlayan sünger taşları Pompei'nin üzerine yağıyordu ve sokaklarda 30 santimetrelik yığınlar oluşmuştu. On binlerce kilometrelik siyah dumanlar akıl almaz şiddette yıldırımlar yaratıyordu. Manzarayı şöyle hayal edin. Güneşi örten kara dumanlardan sünger taşları ve küller yağıyor. Ve her saniye devasa şimşekler gökyüzünü kırmızıya boyuyor. Pompeililer tanrıların birbirleriyle savaştıklarını düşünmüş olmalı. 12'de yaşanan ikinci patlamadan sonra durumun vehametinin farkına varan halk tam olarak bir kaosun içine düşmüştü. Üzerlerine yağan taşlardan korunmak isteyen insanlar başlarına aldıkları yastıklarla sokaklarda kaçışarak güvenli olduğunu düşündükleri evlere sığınmaya çalışıyor, evlere girebilenler ise yağmalardan kurtulmak için kapılarını kilitliyordu. Ve artık üstlerine düşen sünger taşları sabahki kadar küçük değildi. Daha büyük ve sertti. Arkeolojik kazılarda Pompei'de sünger taşı yağmurundan ölmüş 396 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Saat akşam üzeri 5 olduğunda Pompei'ye ulaşan volkanik yıkıntılar hala sıcak ya da zehirli değildi. Evet, şehir volkanın dumanıyla kaplanmış, sokaklarda 50 santimetreye yaklaşan kül yığınları birikmiş ve gökten yağan sünger taşı yağmuru artmıştı. Ancak henüz öldürücü derecede zehirli ya da sıcak bir yığın şehre ulaşmamıştı. Henüz ölümler taş yağmuru ve çatılarda biriken ağırlıkların çökmesiyle gerçekleşiyor. Öyle ki Pompei kurbanlarının üçte birinin çatıların çökmesiyle ölmüş olduğu sanılıyor. Bu sırada bir başka şehir içinde yaşayanlarla birlikte çoktan yok olmuştu bile. Vezüv yanardağına daha yakın olan Herkülenyum şehri proklastik akıntıyla kaplanmış ve şehir halkının tamamı çoktan ölmüştür. Herkülenyum'daki yok oluş o kadar hızlı gerçekleşmişti ki şu anda gördüğünüz yumurta ve taze ekmekler bile İlk günkü gibi öylece kaldı. Bu ise patlamada kömürleşmiş bir bebek. Bu bebek onu bekleyen hayatı yaşayamadı. Ama 2000 yıl sonra bile konuşuluyor. Acaba hangisini tercih ederdi? Herkülenyum volkanik atıklar altında tamamen yok olacak, unutulacak ve 1738'de
Napoli kralı Borbonlu Charles için bir yazlık sarayın temellerini kazan işçiler tarafından tesadüfen keşfedilecekti. Ama biz esas konumuza, yani Pompei'ye geri dönelim. Oradaki hikaye çok daha büyük. Pompeililer her şeye rağmen durumun düzeleceğini düşünüyor, hatta zenginler kaçmamaları için kölelerini zincirleyerek facianın geçmesini bekliyordu. Ancak siyah bulutların kalınlığı on binlerce metre, hızları da yüzlerce kilometreydi. Ve o sırada şehri hala terk etmemiş olan 2000 kişinin çoğunluğu hayattaydı. Bakın, bu resimde gördüğünüz adam Pompei'nin en ikonik sembollerinden biri ve bir katırcı. Ücret karşılığında yük taşıdığı düşünülüyor. Çünkü bulunduğunda katırın cesedi de kendisi gibi korunmuş haldeydi. İçeriden kilitlenmiş bir tuvalete girmek için kapıyı zorlarken kaderine teslim olmuş. Arkeologlara göre kapıyı defalarca çalsa da kimse cevap vermemiş. Ve o da battaniyesinin altına sığınarak son nefesini vermiş. ...24 Ekim'i 25 Ekim'e bağlayan gece Pompei'de her şeyin normale döneceğini düşünen insanların var olduğunu hala biliyoruz. Çünkü barlarda eğlenmeye devam eden insanlar ölümleriyle burada karşılaşmıştı ve barlardaki para kutuları doluydu. Köleler efendilerine hizmet etmeye devam ediyordu. Sokaklardaki sünger taşı ve kül yığınları 80 santimetreyi bulmuştu ve yürümek bile neredeyse imkansızdı. Akıl almaz bir durum. Fakat hala eğlenmeye devam eden insanlar var. Belki de bu kabullenilmiş bir çaresizliğin kendilerince son vedasıydı. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Onlar eğlene dursun, yok edici dalga henüz gelmek üzere. Şu ana kadar Pompei'de kül, duman ve sünger taşı yağmuru yaşanmış, öldürücü darbeyi vuracak olan yakıcı gaz bulutları birkaç defa büyük bir hızla şehrin surlarına çarparak dağılmış ve Pompei halkına hayatta kalabilmeleri için biraz daha zaman kazandırmıştı. Ama son büyük dalgada 350 santigrat derecelik ateş bulutu 100 kilometre hızla şehri sardı ve hayatta kalan son Pompeililer de neye uğradıklarını bile anlamadan öylece öldü. Hayatlarını kaybetmeleri sadece bir saniye sürmüştü. Son anlarında ne bir şey hissettiler ne de bir şey gördüler. Bugün gördüğümüz yemek yiyen, uyuyan, birbirine sarılan tüm o insanların büyük bölümü işte bu son büyük ateş bulutuyla ölenlerdi. Ne olduğunu bile anlamadan son anlarındaki şekilleriyle öylece kala kaldılar. Bizlere, 2000 yıl sonraki kuşaklara bir hikaye olarak öldüler. 25 Ekim gününün sabah saat 8'inde Pompei'de hayatta kalan kimse yoktu. Şehre ulaşmayı başaran yakıcı bulut her birini yok etmiş ve sokaklardaki yığınlar 3 metreye ulaşmıştı. Günler boyunca devam eden kül yağmurunun sonunda şehir tamamen yer altına gömülmüş oldu ve Pompei defteri böylece kapandı. Ama Pompei'de yaşanan bütün süreci, insanların yüzlerindeki korkuyu, acıyı, patlamanın büyüklüğünü dakika dakika biliyoruz. Çünkü tüm bu facianın şahidi olan bir kişi hayatta kalmayı başarmıştı. O genç Plinus'tu. Genç Plinus, amcası yaşlı Plini ile birlikte patlamayı haber alır almaz Pompei'ye gelir ve gelişmeleri not etmeye başlar. Genç Plinus patlamadan 25 yıl sonra mektuplar halinde vakayı detaylarıyla anlatır ve günümüze ulaşmasını bu şekilde sağlar. 2022 yılına kadar patlamanın Ağustos ayında olduğu sanılıyordu. Ancak 2022 yılında yapılan ortak çalışmalar ve ortaya çıkarılan bulgularla birlikte Ekim ayında gerçekleşmiş olduğuna eminiz. Hem çıkarılan cesetlerin kıyafetleri Ağustos ayına değil, Ekim-Kasım aylarına daha uygundu, hem de manavların felaket günlerinde sattıkları sebze ve meyveler de Ekim ayının ürünleriydi. Diğer bulgular da eklenince net tarihin 24 ve 25 Ekim 79 yılı olduğu düşünülüyor. Pompei şehrinin yeniden keşfedilişi ise Herkülanyum'da olduğu gibi bir tesadüften ibaret. 1592 yılında işçiler Mimar Dominica Fortana'nın değirmenlerinde bir yeraltı su kemeri kazarken resimler ve yazıtlarla kaplı antik duvarlara çarptılar. Evet,
burası kayıp şehir Pompei'ydi. Ancak üzerinde pek durulmadı ve bölgedeki kazı çalışmaları 200 yıl kadar daha beklemek zorunda kaldı. Şimdi hazır olun. Çünkü şu anda öğreneceğiniz bilgi Pompei ile ilgili düşüncelerinizi baştan sona değiştirebilir. Pompei'de taş kesilen insanları hepiniz biliyorsunuz. Ancak bu insanların %99'unun taşlaşmasının sebebi 1800'lü yılların sonunda Pompei kazılarını yürüten Joseph Florella'nın cesetleri kemiklerin pozisyonları bozulmadan çıkarmak için açtıkları deliklerden alçı döktürmüş olmasıdır. Yani gördüğünüz insanların çoğunun pozisyonlarını koruyabilmek için onları biz taşlaştırdık. Doğa değil. Nitekim Pompei'de bugüne kadar 1150 ceset çıkarılmış, bunların ancak 106 tanesi kalıplar halinde gün yüzüne ulaştırılmıştır. Geri kalanlarına kalıp dökme gereksinimi olmadığından iskeletleri çıkarılmıştır. Toplamda 2000'e yakın kişinin Pompei'deki faciada öldüğü düşünülüyor. Ölenlerin büyük kısmı ise yaşlı ve hastalar ya da ailelerini bırakmak istemeyen fedakar evlatlar, bir de zorla tutulan kölelerdi. Çok az zengin insan Pompei'den kaçmamış ve ölmüştür. Pompei faciası bütün yönleriyle tarihin gördüğü en dramatik sahnelerden biriydi. Bu açık ve net. Ancak facia bugün bize Roma dünyasının en korunmuş şehrini, antik dönemlerin dünyasına en çok yaklaşabildiğimiz arkeolojik kazı alanını bıraktı. Bugün dünyada Pompei kadar korunabilmiş başka bir antik şehir daha yoktur. Bunu Vezüv'ün küllerinin şehri örtmesine borçluyuz. Yani bu faciaya borçluyuz. Bu eve dikkatle bakın. Adı Gizemler Villası. Duvarları, Romalıların dini çizimleri, ailenin mutlu günleriyle kaplı. Fakat ondan kalan son şey bu küçük kız çocuğu oldu. Burası ise Diomedes'in villası. Şu anda yıkık bir döküntü. Ama o yıllardaki şaşasına bir baksanıza. Ondan geriye kalansa 36 adet cesetti. Evin bodrum katında muhtemelen hizmetçi olan 18 kadın ve çocuk birbirine sarılmış halde son nefeslerini vermişti. Hayat facialar, acılar ve hüzünlerle dolu. Üzerinden 2000 yıl geçmiş dahi olsa tüm bunları yaşayan bizler gibi insanlardı. Duyguları olan, aileleri olan, birbirlerini seven, hayalleri olan insanlardı. Birçoğu masum, birçoğu yoksul, birçoğu umutsuz insanlardı. Bu Tanrı'nın bir cezası değildi. Tanrı'nın ceza vereceği birçok insan çoktan şehri terk etmişti bile. Kötüler yine kazanmış, masumlarsa ölmüştü. Hayat boş, değil mi dostlar? Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.